İsmail Şatıroğlu başkanla Şampiyonlar Ligi'ne çıktık. Onun için başkana şöyle bir motivasyon alkışı istiyorum sizlerden. Yine bu akşam bizleri bir araya topladılar. Burada Karadeniz'in çok değerli isimleri var. Teker teker tabii onları ben sizlere buradan birazdan nakledeceğiz. Ama buraya katılan sanatçı arkadaşlarımız özellikle şunu ifade edelim. Sanatçılarımızın sorunları, sanatçılarımızın istekleri, bundan sonra sanatçılarımız için neler yapılabilir, bunlarla ilgili görüş bildirmek isteyen sanatçı kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, abilerimiz onları ifade edebilirler, soru sorabilirler. Burada biz bize bunu gündem yapacağız. Biliyorsunuz Trabzon Dernekleri Federasyonu İstanbul'da belki de ilktir yani tahmin ediyorum. İşte İstanbul'un göbeğinde böyle güzel bir mekanı Trabzon evini bizlerle buluşturdu. Ve bu evin şu özelliği var. Sadece Trabzonlara değil, tüm Karadenizlilere, onun yanında Karadenizli olmayan ama mağdur olan, mazlum olan ve burada gelip bir çorba içmek isteyen ya da derdi olup da bana bir derman bulabilir misiniz demek isteyenlerle de dertlenen bir dernek oldu. Onun için de Trabzon Dernekleri Federasyonu'nu bu güzel hizmetlerinden dolayı kutlamak istiyorum. Şimdi yine biliyorsunuz şölenler yapıyoruz. En daha yeni kapıda yaptığımız harika bir şölen vardı. Şubat'ta da yine güzel bir organizasyon olacak. Şimdi hep beraber tabii yıllardan beri bu camianın içerisinde olan bir kardeşiniz olarak böyle derneklerimiz herkese yaranmaktan mümkün değil. Yani birini alırsın öbürü der ki beni almadı. Öbürünü alırsın o der ki beni niye çağırmadı. Bu hepimizde de var. Yani bende de vardır. Yani bir de sanatçı camiası bizlerde inceden de bir ego vardır yani. Var mıdır? Hisse çıkmayın. Evet. Onurum var mıdır? Vardır. Vardır. Çünkü neden? Bu insanın fıtratında var kardeşim. Yani hepimizin bir nefsi var. Okşanmayı, gıdıklanmayı sever. Tabii ekranlara çıktığınız zaman, sahneye çıktığınız zaman öyle değil mi Hülya Hanım? Ama yıllardan beri hiç çizgisini bozmayan işte çok değerli üstadımız. Evet, ona da bir alkış alalım. Yanında da Emicem var. Emicem'e de bir alkış çünkü onu yetiştiren Emicem. Evet, şunu ifade etmek istiyorum. Yani bizler de sanatçılar, işte medyadaki arkadaşlarımız olsun, o ego her zaman vardı. Ama biraz da zaman zaman baktığımız zaman objektif olmamız lazım. Bir program yaptığınız zaman, biz yıllardan beri yayın yapıyoruz. Bir yayına diyelim 3 tane sanatçı alacaksınız. Şimdi 3 tane yerine 13 tane sanatçı aldığınız zaman ne olur? O program çorba olur. Yalnız bazı eleştiriler hep oldu. Hep aynı isimler geliyor. Bunlara hep eleştiri oldu. Bunları zaman zaman biz başkanımıza da ilettik. Yöneticilerimizle de konuştuk. Öyle olmadığını, şöyle şöyle olduğunu hep ifade ettiler. Sizlerin de burada olan arkadaşlarımız için söylüyorum. Değerli üstadımız var. Yıllarca un kapanında biliyorsunuz sizler de. Yani bunlar öyle az boz işler değil arkadaşlar. Karadeniz müziğini İstanbul'da binlerce sanatçının albümünü yapan Adnan Yılmaz var aramızda. Yani şimdi şunu özellikle ifade ederim. Ben de yaklaşık 19-20 yaşlarında radyoculuğa başlamıştım. İnanın yaşamış olduğum stresleri, sıkıntıları anlatacağım sizlere. En yakınınız sizin orada olmanızı istemez. Bak en yakınınız. Bırakın uzaktakini. Böyle bir tekme atayım da yuvarlansın. Nelerle karşılaştık? Ama tabii ki Mevlam nasip ettiği zaman gel alsa da sen alsa da hiçbir şey olmaz. Her zaman o insan ayakta kalır. Adnan Yılmaz abimiz de un kapanında o zaman tarihi yazmıştır. Çok yanına gitmişimdir. Çayını içmişimdir. Sonradan da Mehmet Akyıldız abimiz hemen yanına gelmiştir. Onun için bu değerlerimiz imza atmışlardır. Evet sanatçılarımız çok değerli eserleri imza attılar. Hala da atmaya devam ediyorlar. Genç kardeşlerimiz işte orada görüyorum. Evet hemen bakıyorum işte Serkan orada. Yılmaz Kasaboğlu. Evet Seyfettin kardeşimiz. Bir Yamalı'ydı der tarafı yama tuttu mesela. Bunlar önemli şeyler. Ferhat abim. Evet Ferhat sağlam. Ferhat abim. Çok yoğunsun bugün.
Yorgun görüyorum seni. O da güzel. Evet efendim, yine benim değerli hemşerim, Bulutin Karizmatik, Karadeniz'in değerli solisti İsmail Akyasan kardeşim. Hemen Ahmet Taşkın'ımı görüyorum. Şu Sayın Başkanım, kısa kısa anlatayım ki, az önce ego var dedik ya. Evet. Evet, Ahmet Taşkın kardeşim, hem meslektaşım, hem de aynı zamanda benim sanatçı kardeşim Cemal Kadir Kaya, değerli dostum orada. Araklı, Rıdvan'ım kusura bakma. Ya ben Rıdvan'ı, hatta Rıdvan sen beni bir ara aradın herhalde, bir Türk'üm var diye, bilmiyorum, öyle hatırlıyorum. Araklar aradı mı sen, öyle bir ara beni? Evet, Rıdvan'ım kusura bakma, yani ben seni daha ufak tefek bir şey zannediyordum ama sen kocaman adammışsın ya. Evet, peki, Rıdvan'ım orada. Alaaddin'im var burada. Evet, benim Alaaddin sihirli lambası. Ama Zeynep yeni geldi. Evet, Zeynep birinci. Zeynep hoş geldin. Evet, Zeynep'le de yıllar önce, o zaman daha Zeynep popstardaydı değil mi? Hatırlıyor musun? Yıllar önce bir mekandayız. Tabii o zaman gençlik zamanları Seyfettin abi. Vur o yana, dön bu yana, al aşağı. O zaman Şatıroğlu'nu bulamıyoruz. Başkanım nerelerde? O zaman bir mekandayız. Birisi geldi dedi bana ki, bak dedi, bu da sizin hemşeriniz. Karadeniz mekanı değildi. O zaman orada türkü okumuştun, hiç unutmuyorum. Harika da bir türkü okumuştun. Zeynep'i ilk oradan tanırım. Sesi de hala öyle devam ediyor. Başarınız daim olsun. Çünkü Karadeniz'de bayan sanatçı az yetişiyor ama yetiştiği zaman da maşallahları var. Onlara da bir alkış alalım tekrardan. Evet, arka masada hemen... Abi siz... Hemen... Evren Başkanım, sizin için duydum ki yakında bir rock albümü yapacaksınız. Yok. Evet, Evren Sancak Başkanım orada. Değerli üstadlarımız burada. Recep Kahveci kardeşim, şeref verdin. Bu arada emektarlar var, onlara da bir değinelim. Efendim, yıllardan beri, evet, kamera omuzunda. Ben bunun ilk günlerinden beri tanırım. Yani çocuklarını harçlık bulabilmek için ne mücadeleler verirdi biliyor musunuz? 3 kuruş alırdı, hiç unutmuyorum. Bir tane yağlı tavası vardı bunun, başkanın. Yağlı, bunun bir yazıhanesi vardı Güngören'de. Tava nasıl biliyor musun? O balığı koyduğun ona aynı o zifir karası. Şimdi onu koyduğun zaman ona derdim ki, ya bu tavada bu balık yiyilir mi? İlk zamanları anlatıyorum. Ya onu bir yapardı abi. Daha ne tavayı düşünürsün, ne havayı düşünürsün. Öyle de lezzetli balık yapar. Ahmet Güngör'e bir alkış alalım. Biraz aksidir. Bak, biraz aksi bir adamdır ama yüreğe kalbi güzel bir adamdır. Çok yıllardan beri Karadenizlerin hep yanındadır. Çok teşekkürler. Evet, burada yine benim kardeşim var. Değerli Ömer Karakaş. Ömer, daha bu işlere başlamadan, niye anlatıyorum bunları bir duyun. Yani ben dedim ya, 18'li 19'lu yaşlarda özel radyolar hiç olmadığı zaman biz o zamanlar isimdik ve bizleri herkes tanıyordu o zaman. Bu gördüğünüz ahali benim hep tercihimden geçmiştir. 3 aşağı 5 yukarı. Var mı aksini? Ya Yılmaz abi, ha böyle bir yaptım. Anlayamadım. Yani radyo tercihi abi, lütfen. Evet. Şimdi Ömer Karakaş kardeşim daha ufaktı o zamanlar. Babası da hala Fatih dedir. Sülmene pide yapar. Başkanım bir gün uğrayalım. Ömer'im o zaman gelirdi daha böyle burnu da akardı. Derdi babasına ki, baba var mı neydi? Öyleydi o zamanlardan. Şimdi Ömer Karakaş, Haber TS ve bütün Karadenizlerin olduğu yerde bir alkışla Ömer alalım. Evet. Şimdi başkanlara değil. Evet. Şimdi burada benim sitem edeceğim Anıl Yılmaz var. Anıl evlendi, beni düğüne çağırmadı. Evet. O konuda kırılmışım sana. Çünkü sen bizim kardeşimizsin. Anıl Yılmaz kardeşim burada. O da biliyorsunuz bir yarışmada Mavi Karadeniz TV'de başladı. Kemence Star'da başlamıştı ama tabii onlar bir şey varsa olur zaten. Yok Kemence Star, Zurna Star olması olup olmaması hiç önemli değil. Varsa bir şey o olur. Ben 4 tane albüm yaptım. Bir zembecacık olmaz türkücülükte. Yani o açıdan varsa oluyor. Onu demek istiyorum. Hemen yanındaki kardeşim Ayhan Ayan. Ayhan'ın İBB'de çok güzel türküler okuyor. Çok güzel. Eski, öyle mi? Peki. Abi, sanatçıları tanıttığım için İBB'de dedim ses sanatçısı olabilir. Evet, ya efendim bakın. Rahatsız etmiyorum sizi değil mi? Hayrettin'im hoş geldin ya. Evet. Hayrettin'im hoş geldin. O zamanlar bir rüzgar esiyor.
En aşağı Mehmet Tak, çık yukarı Mehmet Tak. İşte Mehmet Tak burada. Bir alkış alalım Mehmet Tak'a. Değerli dostum, değerli kardeşim, seni görmek burada bizim için olur. Onlar Karadeniz'in sanatçıları. Bölgemize hizmet ediyorlar. İşte orada çok değerli kardeşim Onur Atmaca, bir alkış sonra alalım. Yalçın Terzi. Yalçın'ım hoş geldin. Yalçın'ım bugün herhalde böyle vardır ya, hiç keyfin yok senin de. Öyle mi? Ya he, bak doğru diyor. Ferhat Sağlam abi az önce dedi ya, çalışmayın. Ondan olabilir. Evet, yanında yine benim çok değerli bir sanatçı kardeşim. Evet, Mesut Çakır kardeşim var. Mesut'u Yeni Kapı'da dinlemiştim. Gayet fevkalade. Bir alkışla Mesut'a. Burada var mı sanatçı? Bana hatırlatın. Alperen hoş geldin. Başkan, efendim yine tabii sektörde bizim gibi iş yapan yıllarca ve kendi mücadelesini veren, çok zordur. Bayan olarak bu sektörde mücadele vermek gerçekten çok zordur. Yani biz erkek olarak zor verdik de bayanlar nasıl versin, ama onlar bu hizmeti verdiler. Fatma Şendür, çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin, sefa gün. Evet, yine yanında evet, Filiz Yıldırım değerli kardeşimiz var. O da Karadeniz müziklerini çok güzel seslendiren bir ses. Ona da bir alkış rica ediyorum sizlerden. Evet, arka tarafa şöyle. Oğuzhan. Evet, Oğuzhan Usta biliyorsunuz STK'da çalıştı. Oğuzhan'ın albümü yakında. Çıkıyor mu Oğuzhan? Öyle mi? Evet, Uğur'um yoksa sen mi teşvik ettin onu? Evet, yine genç başarılı bir kardeşim yanında. Uğur Albayrak, bir alkış alalım Uğur'a. Uğur şeref verdin. Hemen sağ tarafta. Aa, onun Uğur'un sesi. Erkan Yeşilyurt. Evet. Öyle kolay değil. Hayrattan kopup geleceksin. Türkiye'yi sallayacaksın. Erkan'ım hoş geldin, şeref verin. Evet, yine orada. Her zamanki gibi karizma. Yıllardan beri sevgili Şükrüm'le de çok anılarımız vardır. Hey gidi Şükrüm. Un kapanı da stüdyolarında. Gider gelirdi, açsak da olup işleri falan sağlamıştık. Evet, Şükrüm. Hey gidi zamanlar. Hayat. Hayat gidiyor. Gerçekten de çok başarılı bir kardeşim ve şeref verdi. Şükrü Güler'e bir alkış. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, önceden analiz eder, o mekanda ne var ne yok diye şöyle bir bakar. Sallayacaksa sallar başkanım, sallamayacaksa da olur da konuşur. Tanrı Eyüboğlu geldi, şeref verdi. Hoş geldiniz. Kardeşim, İslam Yıldız teşrif etti. İslam'ım hoş geldin, şeref verdin. Evet, çok değerli üstadımız İlhan Yüce. İlhan'ım, şeref verdin, hoş geldin. Evet, Hilmi Gerekaman. Hilmi, yani arkalara saklanmışsın kardeşim. Sen ufak tefekte bir adam değilsin ama. Evet, yandan fark ettim. Hilmi'm hoş geldin. Çok teşekkürler. Başka var mı orada? Evet, Hamit Çakıcı kardeşim teşrif etti. Hamit Çakıcı nerede? Hamit'im hoş geldin. Efendim şimdi, yani bazen sanat mı yapıyor, siyaset mi yapıyor? Tek anlayamadım son zamanlarda. Yani sanatçılar tabii ki halkın önünde duran vitrinlerdir. Ama bu biraz ayarı kaçırdı. Gelene sallıyor, gidene sallıyor. Ama biz onu çok seviyoruz. Bütün türkülerinde tarlayı belirleyen ne deriz biz? Ben. Her türküsünde bir ben lafı geçecek. İşte Yücel Aktaş. Tekrardan hepiniz şeref verdiniz ama benim çok değerli abim, kardeşim, dostum, meslektaşım. Şu anda da pazar günleri Anadolu Dernek TV'de horon şovu sunan Hacı Mehmet Günaydın dostumuz burada. Şeref vermiş, ona da bir alkış rica ediyorum. Yine Giresunlu bir kardeşim vardı burada, Erdal Güvendi. Erdal'ın da aşağıya indi, gelecek birazdan. O da şeref vermiş efendim. Şimdi uzatmayalım. Bizlere bu imkanı tanıyan, bizleri bir araya getiren, bu güzel organizasyonları yapan, işte az önce ifade ettik ya, o bizim için çok özel, çok değerli. Biz başkanımızın kıymetini bilelim. Yüksek alkışlarınıza, huzurlarınıza Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın İsmail Şatıroğlu'nu yüksek alkışlarınıza buraya davet ediyorum.